Birlikte katılımcılar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Öncelikle ben bir özürle başlamak istiyorum programımıza. Teknik bir arızadan dolayı ne yazık ki yayınımız birkaç dakika gecikti, sarktı. Bu yüzden hepinizden af diliyoruz. Kusurumuza bakmayın, hocamıza dahil olmak üzere. Hakkımızı helal Estağfurullah. edelim inşallah. Kıymetli katılımcılar, Gaziantep İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak pandemi sürecinde aile eğitimi projesi kapsamında yaptığımız programlardan birisine daha sizlerle birlikteyiz. Bugün çok önemli bir konu ve çok kıymetli bir konuğumuzla beraberiz. Estağfurullah. Psikoterapist, yazar, aile danışmanı, aslında birçok devam ettirebiliriz bunları fakat kıymetli Estağfurullah. hocamın mütevaziliğinden dolayı bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Estağfurullah. Sayın Gerekmez. Saliha Erdem Hanımefendi bizlerle hoş geldiniz hocam. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk değerli hanımefendi. Siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkürler, hoş bulduk bizler de. Kıymetli hocam öncelikle yoğun programınız içerisinde davetimizi kabul edip programımıza teşrif ettiğiniz için, bizleri kırmadığınız için Estağfurullah. öncelikle Gaziantep İl Müftülüğü adına, daha sonra şahsım adına teşekkürlerimizi sunarız. Rica ederim. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Şükürler olsun. Harikayım. Siz de iyisinizdir inşallah. Bizler de sizin o iyi enerjinizi aldık. Bizler de harikayız hocam. Çok şükür. Allah'ım daha iyilik versin. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de. Evet sevgili dinleyenler, bugün inşallah sizler de salgın sürecinde aşırılıktan kaçınmaktan bahsedeceğiz. Salgın insanlar üzerinde hijyen, tüketim ve tasarruf alışkanlıklarında kalıcı değişiklikler getirdi. Bu yadsınamaz bir gerçektir. Ve biz de bu gerçek çerçevesinde, realite çerçevesinde aşırı davranışlar nelerdir, nasıl oluşur ve aşırı davranışlar pandemi sürecinin tetiklediği bir şey midir hocam? Dilerseniz böyle bir soruyla sizlerle başlayalım. Buyurun kıymetli hocam. Tamam değerli hanımefendi. Rabbim hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun inşallah. Amin Değerli inşallah. hanımefendi, aşırı davranış dediğimiz şey insanın normalde sakin, aklı selim bir şekilde düşünme süreci içerisinde olmayan dengeli olduğu durumun dışında bir tutum, söz, davranış içinde olduğu zamanlar için kullanılır. Aşırılık. Normal zamanlarda bu yaşanmaz ama ne zaman ki insan hazırlıksız bir şeyle karşılaşır, ne zaman ki insan beklenmedik bir şeyle karşılaşır ve tehditin büyüklüğü kadar panik büyük olur. İkisi doğru orantılıdır. Tehdit ne kadar büyükse panik, korku, tedirginlik o kadar büyük olur. Ve bu iki birbirine uygun durumun sonucunda da insanların nasıl davranacağı hakkında kimse herhangi bir fikirde bulunamaz. İnsan kendisini bile tanıyamaz. Aniden ortalıkta normalde olmayan ama birdenbire beliren bir yılanın olduğunu düşünelim. Ani bir deprem olduğunu düşünelim. Ya da bir Allah korusun yangının olduğunu düşünelim. Bir ciddi bir kazaya şahit olduğumuzu düşünelim. Derhal bizim normalde verdiğimiz sakin ve aklı selim tepkiler gider yerine o esnada artık ne olacağını insanın kendisini bile bilmediği tepkiler verebilir. Dolayısıyla biz aşırılık dediğimiz zaman normal olmayan bir durumu kastediyoruz. Salgın dediğimiz zaman da korku, panik, ölüm korkusu ve insanın ne yapacağını bilmediği bir kriz anı, bir kriz durumu olunca aşırılıklar çok normaldir. Sadece İnsan aşırıya gittiğinin farkında olduğu durumlarda, olayın travmatik sürecinin kısmen atlatıldığı durumlarda, yine akut travmadır ama travma anı biraz geçmiştir ve şahıs biraz daha sakinleşmiştir. İşte o zaman ancak sakin, dingin ve dengeli davranabilir. Şimdi değerli hanımefendi, ben bunu şöyle tanımlıyorum kendi zihnimde.
Bir insanın nasıl ki günlük hayatta dengeli olabilmesi için yer çekimi etkisinin bulunması gerekiyor. Yer çekimi etkisi bulunacak ki bizim ayaklarımız sağlam zeminde yere bassın. Aynen bizim inançlarımız ve bizi sağlıklı düşünmeye, doğru düşünmeye sevk eden fikri altyapımız bizim adeta yer çekimi gibi bulunduğumuz yerde sağlam ve sabit durmamızı sağlayan temel dinamiklerimizdir. Bu ne kadar güçlüyse, bu ne kadar sağlamsa, bu ne kadar iyiyse savrulmalarımız o kadar olur. Gene panik yaşarız, gene aşırılığa gidebiliriz, gene dengemiz bozulabilir, dengemiz şaşabilir. Ama o ilk panik anı geçtikten sonra sakin düşündüğümüz zaman bizim o gönlümüzü, yüreğimizi bağladığımız ve bizim bütün düşünme süreçlerimizi ve sistemimizi ilgilendiren, etkileyen, kendisine bağlı olan makam, mevki, inanç sistemi bizi doğrultabilmeli. Biz ona göre hareket edebilmeliyiz. Mesela salgın zamanında nelerde biz aşırıya kaçtık? Buna geçelim mi? Sorunuzun cevabı oldu mu acaba? Tabii ki, tabii ki hocam. Evet, tabii ki. Teşekkür Buyurun ederim. lütfen. Şimdi Rica ederim. estağfurullah, teşekkür ederim. Şimdi değerli hanımefendi, bizim hani Hazreti Ömer radıyallahu anh bir yere gidiyorken o yerde salgın olduğunu öğreniyor. Oraya girmiyor, geri dönüyor. Ya Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dediklerinde Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum buyuruyor. Yani Evet. biz hastalık olduğu zaman tedavi olacağız, kaza olmasın diye tedbir alacağız. Deprem olduğu zaman zemini, bina kalitesini ona göre ayarlayacağız. Aynı zamanda bir deprem olması halinde de bizim ne yapacağımızı dair önceden bir tedbirimiz olacak. Tedbir takdiri engeller mi? Asla engellemez ama tedbir kula düşendir ve Allahu Teala'nın bize yapmamızı istediği bir şeydir. Bize düşeni yapmamız anlamına gelir. Şimdi korona olalı aylar oldu. Aylar oldu ama biz panikten kurtulmadık. Biz aşırı tedbirden kurtulmadık. Biz hala ölüm korkusundan kurtulmadık. Hala panik bozukluk yaşıyoruz. Şimdi bunun arkasında şöyle bir dinamiğin etkili olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi ister kaza olsun, ister salgın olsun, ister deprem olsun, ne olursa olsun, eceli gelen ölür. Hastalık insanı öldürmez. Ecel kime gelmişse o ölür. Bunu düşündüğümüz zaman bir defa bu bizi sakinleştirmeli. Ecel koronadan gelmişse inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceğiz. Ya Rabbi sen imandan, Kur'an'dan ayırma diyeceğiz. Ha, ölümden korkmayalım anlamına değil ama bu hakiki gerçeğe inanmak anlamında söylüyorum. Allah'tan izinsiz daldan yaprak düşmüyorsa, Allah'tan izinsiz hiç kimse nefes alıp veremiyorsa o zaman Allah'tan izinsiz ölüm de olmayacağına göre ve koronaya yakalanıp iyileşen onlarca yaşlı varsa eğer demek ki koronada Allah'ın bir görevlisi, Allah'ın bir görevli varlığı bu toplumda ben öyle anlıyorum, öyle algılamak istiyorum. Bu toplumda görevini yerine getirdiği zaman korona gidecek. Ondan sonra başka bir şey başlayacak. Adı korona olmayacak ama başka bir şey başlayacak. Ve ben şöyle düşünüyorum değerli hanımefendi. Olaylar turnusol kağıdı gibidir. Kişinin kimyasını açığa çıkarır. Biz olaylara nasıl bir tepkiyle yaklaşıyoruz? Biz olaylara hangi perspektiften bakıyoruz? Olaylar bizi nasıl etkiliyor? Eşimize nasıl davrandırıyor? Çocuğumuza nasıl davrandırıyor? Paraya nasıl baktırıyor? Bu dünya ahiret hayatına nasıl baktırıyor? Tam benim de ne olduğumu ve ne yapmam gerektiğini bana gösteren bir durum. Ben bu durumda ne yapıyorum? Peki şunu soruyor muyuz? Allah bu durumda ne yapmamı isterdi? Allah-u Evet, Teala'nın güzel. hakkına, hukukuna göre benim bu salgın sürecimde Allah ne yapmamı isterdi? Ben ne yaparsa
Ne yaparsam ben Rabbimin hakkına, hukukuna göre doğru davranmış olurum. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim yerimde olsaydı o ne yapardı? Asıl sorunun bu iki soru olduğunu düşünüyorum. O zaman ne yapacağız? Maske mi kullanacağız? Kullanırız. Otoriteler, Sağlık Bakanımız, sağlıkçılar bunu öngörüyorsa kullanırım. Maskenin koruyucu olduğundan değil, maskenin beni hastalığından engelleyeceğinden değil. Şu anda tedbir olarak öngörülen şeyler o. O zaman ben onu takarım. Niye bunu takmayıp tedbirsizlik yapayım? Ondan sonra sosyal mesafe, olabildiği kadar sosyal mesafeye dikkat edelim. Ondan sonra sabun, sabundan daha güzel temizleyici yok. Sabunla ellerimi yıkarım. Güzelce dakikasına doyarak elimi yıkarım. Bitti. Bundan sonrası Allah'a kalmıştır. Ve şu anda o noktaya geldik ki her birimizin yanında, yöresinde kolonyalar var. Dakikada bir elini kolonya alıyor. Oraya buraya dokunuyor. Dakikada bir elini kolonya alıyor. Ondan sonra bir yere daha kimseye dokunmadın. Sokakta yürüdün geldin. Üstünü başını çıkarıyor. Onlara elini değdirmeden hemen makineye atıyor. Böyle olunca bu bizim koronayla ortaya çıkan bir şey değil. Bu bizim yapımızdaki bir hazır bulunmuşluktan kaynaklanıyor. Bizde böyle bir altyapı var. Bu olmasa başka bir şey olsa gene çıkacak. O zaman bizi böyle aşırı davrandıran arka planımız ne? Duygu durumumuz ne? Bunlara bakmamız gerekiyor. Mesela OKB dediğimiz obsesif kompulsif bozukluk rahatsızlığı var. Evet, tam da hocam biz aslında bu konu hakkında sizlerin fikirlerini de almak istedik. Bu sorumuzla Evet. beraber burada sizlerle inşallah aydınlanmış olacağız. Buyurun Temirtin hocam. Estağfurullah. Şimdi değerli hanımefendi, bütün rahatsızlıkların ortaya çıkmasında şahsın önceden yaşadığı, çocukluk dönemlerinde yaşadığı ve içine şemalar dediğimiz, adına şemalar dediğimiz bir yapılanma var. Bu yapılanmanın içerisinde kendilik algımla ilgili bir kurallar var. Daha doğrusu beni hareket ettiren dinamikler var. Ben değersizim. Ben yetersizim. Temel inançlarım, benim şahsımla yeterli olamam. Gene ben olması gerektiği gibi olamam gibi otomatik düşüncelerim varsa, ondan sonra topluluk içine çıkacaksam aman ben çıkmayayım, aman ben konuşmayayım, aman rezil olurum, ben zaten yapamam gibi ara inançlarımız var. Ondan sonra bunlar bizi o kadar çok sarmal halinde içine alıyor ve içine çekiyor ki bir de bakıyorsun ki bu şemaların bizim hayatımızda değerlilik duygumuzu alt üst etmiş, kendimizi değersiz ve yetersiz gören ve başkalarını bizden daha iyi gören yapabileceğimiz onlarca şeyi bu otomatik düşüncelerimizin bize yaptırmadığına şahit oluruz, yaptırmadığını görürüz. Ben böyle danışanlarım olduğu zaman ilk önce kendilerinin ne kadar değerli olduğundan, vaktiyle kendilerine söylenmiş sözlerin, karşımızdakilerin görüşleri ve onların fikirleri olduğundan, sizin onların gerçeği olmadığından yola çıkarak önce kendilik algıları üzerinde çalışıyor. Kendilik algıları üzerinde çalışıp şemalarıyla ilgili algılarını, oluşmuş inançlarını düzelttikçe şahıs kendisine geliyor. Yapabilirim demeye başlıyor. Ben de iyiyim demeye başlıyor. Allah iyi yarattı bizi. Biz kötü değiliz ki. Eksiğimiz var, yanlışımız var, bir ton kusurumuz da var. Ama buna rağmen Allah kulum demiş. Bu en yüksek makam, bu en güzel şey, durum. O yüzden de biz mutlu bir şekilde hayata devam edeceğiz. Eksiğimiz olacak mı? Olacak. Benim bu yaşta olursa diyorum danışanlarıma. Sizin haydi haydi olur. Siz benim torunum olabilecek yaştasınız. Çocuğum olabilecek yaştasınız. Tabii ki eksiğiniz olacak. Benim de olacak. Yatalak olsam da ölene kadar eksiğimiz kusurumuz olacak çünkü beşeriz, şaşarız. Yani bu gerçekten yola çıkarak yapmamaya çalışacağız. Daha iyi olmaya çalışacağız. Dolayısıyla şu anda gerek şemalarıyla alakalı olarak, gerekse mizaç olarak sakin, içe dönük, fazlaca sosyalleşmemiş,
dar bir çevrede kendisiyle daha çok iş diyaloglarıyla hareket eden, sosyal çevreden bir sosyal onay almak gibi bir avantajı olmamış, arkadaşı yok, annesiyle babasından ya da çok yakınlarından başka görüştüğü, konuştuğu kimseler yok gibi bir durum olduğu zaman bu da bize hem sosyal yönden hem psikolojik yönden ne yapıyor? Zayıf bırakıyor. Öyle olduğu zaman biz paniğe de hazırız. Ondan sonra korkular da bizi daha kolay sarıp sarmalar. Ondan sonra depresyon tık 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 kapıyı çalar en basit bir şeyde bile. Dolayısıyla biz duygusal yönden zayıf olduğumuzda, kendimize inanmadığımızda, kendimize güvenmediğimizde, kendimize sevip kendimize değer vermediğimizde aşırılıklar kapıda demektir. Peki hocam, Fazla bu kork. nedenle o zaman şöyle anlayabilir miyiz? Rabbimiz bedenimizi ve beynimizi aslında sadece normal yaşantımız içerisinde değil, acil durumlar üzere de yaratılmış bir varlık olarak değerlendirebiliriz. Her an her şeye hazır bir varlığız o zaman, öyle mi? Bunu anlayabiliriz sanırsam. Değerli hanımefendi, her şeye hazır değiliz. Fakat bizim o hazır olmadığımız zaman hiç kimse neyle karşılaşacağını bilmediği için her an bir hazırlık içerisinde hiçbirimiz olamayız. Sadece Evet. olayın ilk şokunu atlattığımızda, azıcık bir Evet. sakinleştiğimizde bizi doğru davrandıracak inanç sistemimiz, düşünce biçimimiz ve alışkanlıklarımız varsa onlar bizi kuşatır ve Allah'ın izniyle daha kolay korumaya alabilirler. Eğer bunlar yoksa işte asıl panik ve aşırılık ondan sonra başlıyor. Mesela karşımızda panik yapmış, korkan bir insana ne var bunda korkacak demek yerine seni anlıyorum, çok korktuğunu görüyorum, birazdan geçecek. Sakin ol, birazdan geçecek. Allah'a şükür önemli bir şey yok. Sakin ol demek daha mantıklı ve akıllıca olur. Biz paniğe yakalandığımız zaman birisinin de bize böyle söylemesi bizi rahatlatması gerekir. Dolayısıyla salgın süreciyle aşırılıklar her zaman iç içe bulunur. Her zaman. Fakat dediğim gibi bizim günlük hayatımızda bizi hareket ettiren inanç sistemimiz, imanımız, güvendiğimiz dağlar, sırtımızı dağ gibi yasladığımız kuvvetler neyse kısa sürede onlar devreye girerler. Eğer bunlar yoksa işte asıl korkulacak şey odur. Ondan sonra hiç bizi sakinleştirecek bir şey kolay kolay bulunmaz gibi. Mesela daha önceki bir programların birinde anlatmıştım. Bilmiyorum duyduysanız ya da bizi takip eden değerli kardeşlerimiz duyduysa kusura bakmasınlar. Bir aile danışmanlığı yüksek lisansındayken hocamız bir hadise anlatmıştı derste. Yaşlı bir karı kocayı villalarına koymuş çocukları. Her türlü ihtiyaçlarını gideriyorlar. Sosyal izolasyon içerisindeler. Her şey dezenfekte edilmiş bir şekilde kapılarına konuyor. Onlar gayet rahat, mesut, mutlu yaşıyorlar. Beyefendi diyor ki benim falanca yerde alacağım para vardı. O parayı ben alayım diyor. Oğlu da hanımı da diyor ki ne gerek var şimdi paraya mı ihtiyacım var? Yok ama vereceklerdi, hazırmış da alalım diyor. O paradan korona kapıyorlar. Ondan sonra bu iki yaşlı hastayı hastanede yan yana yatırıyorlar. İşte bizi düşündüren, bizi konuşturan, sağlıklı zamanımızda hayatımızın merkezine neyi aldığımız, panik zamanımızın ani şokundan sonra kısa sürede devreye gelir. İşte tam da bundan söz ediyorum. Hanımefendiyle beyefendiyi yan yana aynı odaya yatırmışlar. Hanımefendi, senin yüzünden hasta olduk. Para çok mu lazımdı sana? Çocuklar tertemiz, her şeyi dezenfekte edilmiş bir şekilde getiriyorlardı. Tertemiz yaşıyorduk. Senin yüzünden buradayız. Senin aceleciliğinden. Al şimdi o para senin ne işine yaradı? Adamın psikolojisi bozulmuş. Adam normalde sağlığı iyi gidiyorken nefes darlığı geçirmeye başlamış. Hoca demiş ki aman bu kadını alın bu adamın yanından o bir odaya götürün. Hanımefendiyi zorla o bir tarafa almışlar. Neyse Allah'tan iyileşmişler yaşlı oldukları halde ecel gelmeyince iyileşiyor. Hanımefendi hırsını alamamış, 2 ay konuşmamış eşiyle. İşte bu bir aşırılıktır. Bu bir aşırılıktır. Evet. Yani burada 2 tane önemli dinamik var. Allah'a yaklaştıkça Allah'a kavuşmayı istemiyoruz. Korkuyoruz. Bu bizim Allah'la bağımızın, Allah'ın hepimize hayır nasip etsin inşallah. Allah'a yaklaştıkça
Düğün bayram gibi, Allah en sevdiğimize kavuşmak gibi, ayrıldığımız parçamıza kavuşmak gibi, geldiğimiz ana mekanımıza, ana yurdumuza kavuşmak gibi bir algımız, endişemiz, heyecanımız olamadığı için ölüm bizim için bir son gibi. Bu dünyadan ayrılış, bu dünyadan kopuş, bütün sevdiklerimizden, bu dünyanın bütün güzel nimetlerinden kopuş gibi algıladığımızda, algılandığında o zaman ne oluyor? Paniğin en büyüğünü yaşıyoruz. Eyvah ya ölürsem? Korkunun ecele faydası var mı? Yok. Allah imandan ayırmasın. Ha, bunu tabii ki böyle sakin, ölüm riski olmadan konuşmak kolay. O durumla karşılaştığımızda nasıl, ne yaşayacağımızı biz de bilmiyoruz. Allah korusun. Ama insan sakin olduğu zaman, ya hayatım ben sana öyle dedim ama ya bundan öleceksek de imanımızla, Allah iman Kur'an nasip etsin. Bir gürültü var, size de geliyor mu hocanım? Şu anda bende bir cızırtı var, size geliyorsa acaba kulaklığımı çıkarsam dedim ama size gelmiyorsa sorun yok bana gelmesinin. Yani izleyicilerimiz herhalde şu anda Tamam inşallah. katılımcılar Tamam. şayet varsa sıkıntı gidermeye çalışırlar arkadaşlar. Tamam. Şimdi değerli hanımefendi, bu bir basit bir örnekti. Sakinleştiğimiz zaman hayatım ben seni kırdım ama hakkını helal et. Ecel geldiği zaman ecelin bir gerekçesi olmaz ki. Allah imandan Kur'an'dan ayırmasın. İşte uçak düşüyor, kaç kişi ölüyor, bir iki kişi kurtuluyor. Otobüs kaza geçiriyor, bilmem minibüs merdiven şeyden köprüden düşüyor, 29 kişilik minibüs kimsenin burnu kanamıyor. Yani bunların açıklaması yok. Allah ne derse o oluyor. Buna yürekten teslim olduğum zaman zannediyorum daha sakin, daha dingin ve daha dengede olabiliriz diye düşünüyorum. Allahu Teala yine de büyük konuşmaktan korusun. Allahu Teala yine de ölümle karşılaştığımızda, ölüm riski olduğunda Rabbimize kavuşmanın heyecanını yaşamamızı nasip etsin. Böyle bir ilim derinliği nasip etsin. Böyle bir basiret nasip etsin bize. Aynı zamanda değerli hanımefendi, bütün bunların temelinde ilim olarak Allah'ı tanıma, dinde derinleşme olmadığını düşündüğüm için, yeteri kadar derinliğimiz olmadığı için kaldırma kuvvetimiz olmuyor. Mesela sığ dereler, insanın paçalarını sıvayıp girebileceği kadar bir karış, iki karış derelerde gemiler yüzmez. Büyük göllerde, denizlerde, okyanuslarda gemiler yüzer. Çünkü onların derinliği vardır. Derinliğimiz olursa kaldırma kuvvetimiz de artar. Ne kadar çok ilim sahibi olursak, ne kadar çok Allah'ı tanıma, Allah'ın kullar üzerindeki tasarrufu, Allah'ın bu salgını vermesindeki bizim toplumumuzda görmek istediği şey, bizim ne düşünmemizi istiyor? Ailemizi, bizi aileye hapsetti Allah, ne demek istedi? Ben 7-24 işkoliyim Salih abla diyor beyefendi kardeşlerim. Ben de olma diyorum. Olma, 7-24 işkolik olma. Allah, ey erkek kullarım, 7-24 işkolik olmazsanız cennete giremezsiniz mi dedi. Çocuğunuz paçalarınıza yapışarak baba daha çok para kazan mı dedi. Eşiniz hayır ben bu hayata razı değilim daha lüks yaşat mı dedi, ne dedi. Neden bu kadar para 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 üzerinde duruyoruz? Parayı kazanmaya giderken asıl değerimiz para kazanmaksa çocuğumuzla zaman geçiremiyoruz, aramız buz gibi. Eşimizle zaman geçiremiyoruz, aramız buz gibi. Para hiçbir zaman araya sıcaklık vermez. Harcanır gider para, gider para. Aradaki samimiyeti, aradaki bağlantıyı, geçirilen zaman, paylaşılan güzel dakikalar oluşturur. Geriye dönüp baktığında çocuğunuz diyecek ki babamla ne geçirdik, babamla nasıl bir hayat yaşadık diye düşündüğümüzde bir de delikanlı diyor ki baba dediğimde simsiyah bir boşluk hatırlıyorum Salih Hanım. Hiç güzel bir hatıram yok babamla diyor. Şimdi bunun babası servet kazanmış olsa ne anlamı var? Dolayısıyla biz elbette para kazanacağız, elbette ihtiyaçlarımızı da gidereceğiz ama asıl ihtiyacın duygusal ihtiyaçlar olduğunu, asıl ihtiyacın para kazanmada da aşırıya gitmememiz gerektiğini,
acil ihtiyaçların giderilmesi gerektiğini, duygularımızın da doyurulması, beslenmesi gerektiğini, maneviyatımızın beslenmesi gerektiğini, fikriyatımızın doğru bilgilerle, aklımızın, zihnimizin doğru bilgilerle beslenmesi gerektiğini de biz öğreneceğiz ve ona uygun bir hayat biçimiyle hayatımızı yöneteceğiz. İşte böyle Allah'a bağlanmak gibi, Allah'ın ipine sımsıkı tutunmak gibi ve Allah'ın bizim işte kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur deniyor ya, bu Allah 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 çekmekle değil, Allah'ı hayatın içine almakla, Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman Ya Rabbi sen benim aklımdasın demekle, her secdeye vardığımızda Ya Rabbi ben kimsenin önünde eğmediğim başımı, dik tuttuğum alnımı senin huzurunda yerle bir ediyorum Allah'ım demektir. Allah'ı hayatın içine almak, çocuğumla konuşurken, eşimle konuşurken, para harcarken, para kazanırken Allah'ı hatırlamak ve Allah'a göre yaşamaktır. Dolayısıyla biz ne de aşırıya gidersek orada bir bilgi yetersizliği, orada bir bilgiden, ilimden, hikmetten yoksunluk vardır. Yoksunluk bizi krize sokar. O olayın kendisi değil. O ilim yoksunluğu, basiretimizin yeteri kadar bizim sağlıklı bir değerlendirme yapmamızı sağlayacak donanımımızın eksik olması bizi krize sokar. Aslında olaylar fazlaca da bizim düşünce yapımızı değiştiremez. Anlık etkilerler, ondan sonra biz kendi makul olduğumuz zamanlardaki halimize gene döneriz. O yüzden değerli hanımefendi, bizim ister panik bozukluğu yaşayalım, İster fobilerimiz olsun, ister takıntılarımız olsun ki bu dönemde zaten temizlik takıntıları aldı başını gidiyor. Evet. Takıntısı olmayanlar bile ellerini yıkaya yıkaya, yıkaya yıkaya derileri, ciltleri ciddi anlamda deformasyon oldu ne yazık ki. Bu arada bu benim elim, sağ elim. Ekran sol gösteriyor olabilir. Zaman zaman Salih Hocam sol elinizde su içiyorsunuz gibi uyarılar oluyor. Bu benim sağ elim. Peki hocam. Afiyet şifalar olsun inşallah. Peki hocam, Karanfilli su tam içiyorum. Buyurun. afiyet şifa olsun hocam. Allah razı olsun. Bu bağlamda bu aşırı davranışlar aile içi ilişkileri, etkileşimi, hatta sosyal ilişkilerimiz de hocam etkilemekte ne yazık ki. Bizlere, katılımcılarımıza, değerli dinleyicilerimize aile içi iletişim konusunda neler söylemek istersiniz pandemi süreci içerisinde? Şimdi değerli hanımefendi, çok önemli bir soruydu bu. Teşekkür ederim. Şimdi bir insanın günlük hayatında eşine, çocuğuna bir bakış açısı vardır. Evlendiğimiz zaman eşimizin tam da bizim istediğimiz gibi olmadığını gördüğümüzde böyle sanki hani İnsan çok büyük hayaller kurar. Beyaz atlı prens gelecek, hanımefendiyi terkisine alacak, götürecek. Tam da böyle dizilerde yaşadığı gibi bir eli yağda, bir beli bağ, eli balda yoksulluk yok, iletişim krizi yok. Ondan sonra hanımefendi manken gibi, beyefendi filinta gibi, hiç fazla kiloları yok. Kimse kimseyi üzmüyor. En lüks restoranlarda yemek yiyorlar. Güle oynayan lüks arabalarında gidiyorlar gibi. Herkesin onlara baka baka algısı değişti. Algısı bozuldu. Hayattan, birbirlerinden beklentisi, evlilikten beklentisi değişti. Ben tavsiye ediyorum, gençlere diyorum ki, ailelere diyorum ki, kızınıza bir damat adayı teklif edildiğinde, buradan konuya geçeceğim yine. İşte oğlunuza kız arıyorken, önce şunu hesaba katın. Bu benim kızım bu delikanlı ile evlendiğinde Allah'a olan yolculuğu nasıl etkilenecek? Benim oğlum bu kızı aldığında Allah'a olan yolculuğu nasıl etkilenecek? Nasıl bir anne baba da büyüdü? Otu kopar köküne bak demiş büyüklerimiz. Yani meyve de dibine düşüyor. Anne babadan çok şey alıyor çocuk. Acaba dini hayatı çocuğumun nasıl etkilenecek diye düşünmesi gerekirken arabası var mı? Evi var mı? Bu devirde bu maaşla ev geçindirilir mi? Bu meslekteki adama kız verilmez. Falanca memleketten adam çıkmaz.
O memleketliğe kız verilir mi gibi dinle alakası olmayan, çoğunlukla kendi algılarımızı bağlayan şeylerle biz evliliğe karar veriyoruz. O zaman da hanımefendinin birisi, benim önceden 8 aylık blok eğitimlerim oluyordu. Birisi evlendi, 2 ay sonra tekrar geldi. Dedim ki evlilik nasıl gidiyor? Adapte olmuşsunuzdur eminim, inşallah çok iyi gidiyordur. Dedi ki Salih abla dedi, evliliğe toz pembe diyorlardı dedi. Pembesi gitti, tozu kaldı dedi. Güzelmiş, İki evet. aylık evlilik. 2 aylık evlilikte pembesi gitti, tozu kaldı dedi. Tabii o zamanlar ne Ne yazık konuştuk, ki. onlara ne söyledim hatırlamıyorum şu anda ama eğer evliliği toz pembe görüyorsa, 2 ayda pembesi gittiyse o evlilikten hiçbir şey anlamamıştır. Evliliği gerçek anlamda realist bir şekilde görmemiştir. Böyle olduğu zaman da hanımefendinin birisi diyor ki ağlayarak beni arıyor. Salih abla hayal kırıklığı işinin. Hayrola ne oldu dedim. Eşim hiç hayal ettiğim gibi çıkmadı. Nasıl yani dedim. Nişanlıyken bana dedi çiçekler gönderiyordu, aşk mesajları gönderiyordu. Evlendik hepsi bitti dedi. İyi kavuştunuz. Evlendiniz, kavuştunuz. Her gün niye aşk mesajı göndersin? Her gün niye çiçek göndersin? O zaman özlem vardı, şimdi kavuştunuz. Kavuşunca da her gün olmaz ki. Arada olur, arada çiçek getirse güzel olur. Arada aşk mesajı yazsın. Günlük olarak seni seviyorum aşkım, hayatım desin. Yeter yani. Nişanlılıktaki gibi değil diyerek hayal kırıklığına yaşıyorsa hayatın realitesinden bir haberdir bu hanımefendi. O zaman ne oluyor hanımefendi? Gözümüzden düşenler sözümüzden de düşüyor. Sen benim annem gibi yemek yapamıyorsun. Ben senin annen gibi yemek yapmak zorunda değilim ki. Annem bana hiç öte git demedi deseydi, iyi yapmamış sana öte git dememekle iyi yapmamış. Senin hiç yanlışlarına hayır dememiş. Yaptığın hatalarda seni uyarmamış. Sen koskoca adam olmuşsun ama içinde küçücük bir çocuğu büyütüyorsun. Hala o çocuğun pışpışlanmasını istiyorsun. Evlendiğin zaman karşındaki hanımefendi yetişkin bir erkekle evlendiğini zannediyor. Hayatım bu niye böyle oldu? Şu şöyle olmasa nasıl? Sen bana emir veremezsin. Ya sana emir vermiyorum. Şöyle olsa daha iyi olur diyorum. Ya da sen ne dersin? Böyle sanki yanlış oluyor gibi iletişime açık değil, konuşmaya açık değil. Karşılıklı fikir telsizine açık değil. Ondan sonra ne oluyor? Dilimiz bozuluyor. Erkeği ya da kadını kendi realitesi içerisinde olduğu gibi kabul etmek yerine dilimiz ve üslubumuz bozulduğu zaman halimiz de bozuluyor. Daha salgın zamanına, aşırılık zamanına gelmeden normal zamanda da bizim iletişimimiz düzgün değil. Çünkü değerli hanımefendi, bunu da söyleyip tekrar konuya bağlayacağım. Bizde emanet bilinci yok. Emanet bilinci olmayınca benim eşim diyor. Benim çocuğum diyor. Sen senin değilsin ki eşin nasıl senin olabilir? Sen senin misin? Sen bu can senin mi? Sahibi var. Bir emanet bilinci. Onun sahibi var ve o şahıs bana emanet. Fakat daha asıl olan onun bir sahibi var. Bir şeyin değeri sahibiyle ilişkilendirilerek verilir. Mesela şu basit bir tükenmez kalem. Bu kalemi bana çok sevdiğim bir arkadaşım hediye ederse bu bir 2 liralık basit kalem olmaktan çıkar. Bunu ben kullanmaya kıyamam. Bunu saklarım. Niye? Bana onu hatırlatır. O bana hediye etmişti derim. Böyle olunca bu kalem anlam değiştirir benim sevdiğimden geldiği zaman. Bu emanetin asıl sahibinin kıymetli olduğunu ve o sahibinden dolayı bu emanetin de mutlaka kıymetli olması gerektiğini bilmiyorsa ağzına geleni söyler, aklına geleni diline getirir ve diline gelen de o şahsın söylediği şey olursa o zaman bu şahsı tutacak ne var? Hiç kimse. Bu şahsı tutacak bir şey olmadığı gibi hiç kimse tutamayacağı gibi hiç kimse de bunun daha iyi bir noktaya gelmesini sağlayamaz. Özür dilerim. Dolayısıyla ben Allah'tan dolayı saygı duymuyorsam,
bana başka onu saygın gösterecek hiçbir şey yok. Ya ondan çok büyük olacak, yani o kadar saygı duyacağı birisi olacak ki, ama kendine saygı duymuyorsa o kadar büyük olsa da başkasına saygı duymuyor. Kendisine saygı duymayan Allah'a saygı duymaz. Kendisine değer vermeyen Allah'a değer vermez. Kendisini sevmeyen Rabbini bile sevemez. Dolayısıyla bizim kendimize saygı duymamız lazım ki ağzımdan çıkan sözlerin benim hak ettiğim sözler olması lazım. Ben saygın konuşmayı hak ediyorum. Ben değer vererek konuşmayı hak ediyorum. Ben karşımdakine Rabbimden dolayı saygı duymayı hak ediyorum. Ve Allah bizi severek yarattı. Onun içinde Allah'tan bir parça var. Allah'tan bir parça olduğu için ben ona saygı duyuyorum. Ben onu seviyorum. Ben ona değer veriyorum demeliyiz. Bunu ben kendimi buna layık görmeliyim. O yüzden de şimdi bir örnek vereceğim. Eşler arasındaki iletişime. Estağfurullah, teşekkür ederim. Hanımefendi dışarıdan geldikten sonra elini yıkamış ama elini dezenfektanlamamış, sabunlamış sadece. Bundan dolayı ev dolusu bağırıyor. Dezenfektanlamadın, herkesi riske atıyorsun diyerek. Var mı böyle bir şey? Ondan sonra ya da hanımefendi işte kayınvalidesinin evine gidiyor. Eşi azıcık daha oturalım. Annem ısrar etti, az daha oturalım diyor. Sen orada kalma süremizi artırıyorsun. Sen riski artırıyorsun. Bir an önce evimize gitmek için acele etmiyorsun. Sen bizi riske atıyorsun diyerekten eşine rastgele konuşabiliyor. Değerli hanımefendi, ölçümüz bozuk olunca ölçtüğümüz de sağlam olmaz. Benim konuşma ölçüm, benim davranma ölçüm, Allah Resulü'nün sünneti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, Rabbimizin, ey Habibim, eğer sen güzel sözlü olmasaydın, yumuşak konuşmasaydın, çevrenden dağılır giderlerdi diye buyuruyor Hazreti Allah. Dolayısıyla bizim Allah'tan dolayı kula saygı duymamız gerekir ki her durumda ben ölçümü koruyayım. Benim ölçüm Allah olmalı. Ölçüm nefsim olduktan sonra, nefsim bozuk bir ölçü. Metresi eksik olanın ölçtüğü doğru olur mu? Kilosu, gramı eksik olanın ölçtüğü doğru olur mu? Olmaz. O zaman ben konuştuğum şahısla aramda Allah var diye konuşursam ilk sözümün Allah'a dokunduğunun farkında olurum. O zaman da benim muhatabım eşim olmaktan çıkar, muhatabım Allah olur. O yüzden ben kendime hangi durumda olursam olayım saygın konuşmayı tercih etmemişsem, bu benim için gerekli dememişsem, o zaman bu beyefendinin ölçüsünden sağlam bir şey çıkmaz. Bu hanımefendinin ölçüsünden sağlam bir şey çıkmaz. O yüzden de şu anda evde iletişimler de çok iyi değil ne yazık ki. Çocuklar mesela evde sıkılıyorlar, bunalıyorlar. Ya yağmur da yağsa al çocuklarını, şemsiyelerinizi alın, güzel bir tecrübe olsun, dışarıda yürüyün. Çocuklar bakın, şimdi size bir örnek vereceğim. Baba mesela çocuklarına şöyle konuşsa. Çocuklar ellerinizi bir açar mısınız? Şöyle bir açın, yağmur yağsın üstüne. Tek tek düşüyor damlalar değil mi? Şimdi baba çocuklarına ders veriyor. Bu binlerce metre yukarıdan düşüyor. Adeta Allah bir, Allah bir derecesini düşüyor. Eğer Allah bunları teker teker indirmeseydi de bunlar su yan yana geldiği zaman birleşirler. Hiç aralarında bir sınır yok. Ama nasıl oluyor da binlerce metre yukarıdan gelen, kaç kilometre yukarıdan gelen sular yan yana gelmiyor. Nasıl tek tek iniyor? Ve Allah kaç tane yağmur tanesi varsa her birisinin nereye düştüğünü biliyor. Kar tanelerinin var edildiğinden bu zamana hiçbir kar tanesi ötekine benzememiş. İlk insan Adem Aleyhisselam'dan bu yana yaratılan insanlardan hiçbirisi tıpatıp aynı değil. Allah ne büyük. Allah ne büyük. Hadi şimdi bu nimete şükredelim. Su olmasa hayat olmazdı. Hadi şimdi ıslanalım. Hadi ıslanalım çocuklar. Şemsiyelerimizi bırakalım, ıslanalım. Eve ıslak gidelim.
kadar güzel bir şey ya. Çocuklarıyla ne güzel bir şey. Karda çıkın, kar topu oynayın. Ya ben üşüyorum ya. Üşüyorsan sıkı giyin. Bahçeye git. Çocuklarla kar topu oyna. Kartları alın, inceleyin. Ya bu değerli hanımefendi, korona zamanında, bu salgın zamanında o kadar çok şeyler yapılabilir ki. Bahçedeki yaprakları toplayın, evdeki çiçekleri düzeltin. Ondan sonra evin dağılmış yerleri varsa hep birlikte toplayın. Deyin ki beyefendi kardeşlerim, desin ki çocuklar, hep anneniz bize hizmet ediyor. Bugün bütün gün yemek ve kahvaltı bizde. Hadi bakalım. Gelin mutfağa biz girelim. Annenizi şöyle bir dinlendirelim. Hayatım, sen şu kahveni al, iç, otur. Bir aile filmini izle, keyif yap. Bugün sana biz hizmet edelim. Ne kadar güzel olur. Ne kadar tatlı bir şey olur. Ya da hanımefendi çocuklarını toplasın. Çocuklar, bugün babanız şu yemeği çok seviyor, şu tatlıyı çok seviyor. Ona sürpriz yapalım. Gelin babanıza bugün şöyle bir yemek yapalım. Çok güzel, babalarına harika bir sofra kurabilirler. Ya da babalarının çok sevdiği bir arkadaşının, uzaktaki bir arkadaşını görüntülü ararlar. Hayatım baksana, kimi getirdik? Arkadaşını getirdik. Hadi onunla konuş. Onunla konuştururlar. Yaşlıları ararlar. Onlara hal hatır ederler. Onlara hediye paketi gönderirler. Mesela güzel bir ayaklarına patik alın, çorap alın, yemeni alın. Ne kadar hoş bir şey. Kesinlikle Korkuya kutlamalar değil mi hocam? Aile içi yaşamak elbette, aynen olumlu öyle de olumlu etkileyecektir. hanımefendi, salgın, korona, tedbir diye diye gözümüzü oradan ayırmadığımız zaman panikten kurtulma şansımız yok. Ya odağımızı bir değiştirelim, tedbirimizi alalım, Allah'a sanalım. Allah'a sığınalım. Ya ölümden değil, salgın hastalıktan değil, Allah'ı üzecek şeylerden, kul hakkına girmekten. Ki kul hakkı değil, Allah hakkıymış. Onu da öğreniyorum. Kulun hakkını Allah alacakmış. Çünkü onun sahibi Hazreti Allah. Dolayısıyla değerli hanımefendi, inanılmaz güzel şeyler yapılabilecek. Harika bir zaman dilimi bu salgın dönemi. Kıymetini bilebilirsek. Biz mesela, ben beyefendi kardeşlerime şunu tavsiye ediyorum. Elinize alın kağıdı kalemi. Çocukları toplayın, eşinizi toplayın. Güzel karıcığım, bende rahatsız olduğun neler var? Ben nasıl davranırsam sen daha mutlu olursun. Ben nasıl davranırsam sen kendini daha iyi hissedersin. Bunu hanımınıza sorun. Yazın. Bir, eve gelince güler yüzlü olmak. İki, çocuklarla biraz daha zaman geçirmek. Üç, oturup birlikte yemekte, sofrada birlikte olmak. Dört, bizimle konuşurken telefonu elinden bırakmak. Beş, misafirliğe gitmek, misafir ağırlamak. Tabii yeri zamanı gelince. Şimdi bunları söyledi. Tamam, elimden geleni yapacağım. Ondan sonra yakışıklı oğlum, sen benimle ilgili ne demek istersin? Seni daha mutlu edecek bir baba olmak için ne yapmam lazım? Seni üzen, farkında olmadan rahatsız ettiğim davranışlarım var mı? Onu yazın, kızınızınkini yazın. Ve deyin ki, Allah'ım, bunları bana söyleten sensin. Ahlakımı düzeltmemi nasip eyle. Kendimi değiştirmemi nasip eyle. Hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş ve alıştır. Ben doğru mesajlar verirsem eminim ki onların güzel gönüllerinde de doğru karşılıklar bulunacaktır diyerekten. Allah'a niyet tutarak sadaka verelim, dua edelim. Ya Rabbi, ahlakımı güzelleştirme niyetine. Ya Rabbi, benden razı olacağın davranışları bende nasip etme niyetine. Ya Rabbi, eşimin benden razı olmasını sağlamak için elimden geleni yapmam niyetine, bana bunu nasip etmen niyetine, Ya Rabbi, senin benim üzerimde bulunup da razı olmadığın ne varsa beni onlardan kurtarman niyetine. O kadar çok dua edilecek şey var, o kadar çok Allah'tan istenecek şey var ki. Dolayısıyla karşımızdakini emanet ve Allah'a ait bilirsek, karşımızdakine bir haksızlık, bir yanlış yaptığımız zaman bunun asıl muhatabının Allah olduğunu bilirsek ve başkaları ne derse desin, kendimizi düzeltme konusunda olabildiği kadar gayretli, olabildiği kadar ilgili olursak, Allah'ın yardımının, Allah'ın rahmetinin, Allah'ın bereketinin bizimle olacağına inanıyorum. Dolayısıyla Allah var mı, her şey var diyeceğiz. Tedbirimizi alıp takdiri Hazreti Allah'a bırakacağız.
Dolayısıyla ben tedbirimi aldım. Ve şuna inanacağız. Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, sünnet-i seniyesinde. Eceline bir dakika, ilerine bir dakika gir. Sadece ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Çünkü Azrail randevu almadan geliyor. Ona hazır olalım. Kimseden korkmayalım, Allah'tan korkalım. Çünkü bizi hesaba çekecek olan Hazreti Allah. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Ve bir insanın kendisine yapabileceği en büyük hayır, en büyük fayda, en büyük değer, kendisine katabileceği en büyük değer, Allah katında kendisini iyilerden yazdıracak güzel bir ahlak, güzel bir ameldir. İyi bir amel mutlaka bilgiyle olur. Bilgiden ahlak çıkararak olur. Allahu Teala oku diyor. Nasıl oku diyor? Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Yani beni Allah'a yaklaştıracak, Allah'ı tanımamı, peygamberi sevmemi, Rabbimi sevmemi Bunu tetikleyen bir süreç oldu. ve insan... Bu artış hocam aşırı davranış olarak nitelendirilebilir mi? Veyahut da nereye kadar, hangi sınırdan sonra artık bu aşırı bir kullanım gerektirdi, olur, öyle nitelendirebiliriz. Bu konuda bizlere neler söylemek istersiniz hocam? Bunun neyi kastederek soruyorsunuz hanımefendi? Sorunuzu. Şöyle hocam, malumunuz artık dijital ortamda daha fazla vakit geçiriyoruz. Evet. Acaba bunun da kullanımını yaparken daha fazla artışta aşırılık gerçekleştiriyor mu ya Anladım. da hangi çizgiden sonra aşırılığa girer? Anladım. Teşekkür ederim. Bu da çok önemli bir konuydu gerçekten. İletişimle ilgili bir şey daha söyleyeyim izin verirseniz ondan Tabii, sonra estağfurullah. buna Buyurun geçeyim. lütfen. Şimdi aile içerisinde ister istemez birbirimizle saygın bir iletişimi oluşturduğumuz zaman bir şeyi istememiz, olmayan bir şeye verdiğimiz geri bildirim, bir şeyin nasıl olması gerektiği hakkında varsa bir ricamız, bunu saygın bir dille anlattığımızda karşımızdakini düşündürürüz. Ama suçladığımızda karşımızdakini savunmaya kilitleriz. Savunma olduğu zaman bir tartışma başlıyor demektir. Neden bunu böyle yaptın demek yerine hayatım bunu şöyle düşünerek mi yaptın acaba? Bunu şöyle yapsak daha iyi olur mu ne dersin dendiğinde şahıs düşünür. Daha doğru şeyler yapmayı arzu eder. Daha doğru şeyler yapmaya motive olur. Ama her zaman şunu bilelim ki iletişimde suçlama savunmayı getirir ve biz savunduğumuz zaman karşı tarafta kendi argümanını savunacak ve kendi argümanını savunduğunda da bu karşılıklı atışmayı, karşılıklı muhalefet pozisyonunu getirir. O yüzden de ben iletişimde şöyle bir şeyi tavsiye ediyorum. Eleştiri, şikayet, emir cümlesi, kıyaslama, geçmişi gündeme getirmek ve küslük yok. Eleştiri, şikayet, emir cümlesi, kıyaslama, geçmişi gündeme getirmek ve küslük yok. Böyle eleştirmeden saygın bir dille derdimizi ifade etmeye çalışırsak konuşabiliriz. Değilse konuşma başlamadan kavgaya döner. Hiçbir zaman kavgada iki taraf da mutlu bir şekilde ayrılmaz ve aynı ortamda olan çocuklar ciddi anlamda anne babanın iletişimdeki çatışmalardan olumsuz etkilenirler. Ve bu korona zamanında evlere kapanma dönemlerinde insanlar gerçekten zorlanırlar. Biz o kadar birbirimizle bir arada olmaktan uzaklaştık ki yan yana olduğumuzda bir ara nasıl geçineceğimizi, nasıl birbirimize muamele edeceğimizi, evdeki zamanı nasıl değerlendireceğimizi bilemedik. Ama ilk şoku atlattıktan sonra eminim ki pek çok kardeşimiz aile içerisinde hem iletişimlerini hem neler yapacağını ciddi anlamda organize etmiş, düzeltmiş olsunlar diye temenni ediyorum. İnşallah olmuşlardır. İnşallah. Dolayısıyla benim dilim düzelirse ilişkim de düzelir. Ben karşımdakine değer vererek muamele edersem karşımdakinden de hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş alıştır düsturunda olduğu gibi saygın bir dil, saygın bir karşılığı getirir. Şimdi değerli hanımefendi, dijital ortam zaruri olarak hayatımıza girdi. Pek çok işimizi dijital ortamlarda yapıyoruz. Fakat bunda da şu anda gerçekten toplum olarak aşırılığa kaçtığımız bir gerçek. İster hanımefendi olalım, ister beyefendi olalım. Bir ihtiyaç var, bir de keyfi olarak sosyal medyada
zaman geçirmek var. İşimiz de olabilir. Keyfi olarak da sosyal medyada zaman geçirebiliriz. Ama bunun zamanını, bunun dozunu, ihtiyaçları güzel gidermek üzere ayarladığımızda o zaman kimseye zarar vermeyen bir sosyal paylaşım içerisinde olmuş oluruz. Mesela beyefendi kardeşim eve geldikten sonra çocuklar herkes telefonunu uçak moduna alsın. Milletin ne paylaştığından ziyade bizim ne paylaştığımız önemli. Gelin bakalım babanız size bir sarılsın desin. Çocuğunu kucaklasın, çocuklarını kucaklasın, eşini kucaklasın. Ne var ne yok bugün nasıl gidiyor? Hayatım bugün sana yardımcı olabileceğim bir şey var mı bu durumda? Peki o zaman ben birazcık sofra hazırlanana kadar işe bakayım. Sofra kurulacağı zaman bana seslen hayatım dese mesela. Çocuklarla vakit geçirse, çocukların derslerine yardımcı olsa, eşiyle güzel vakit geçirse, ondan sonra işi gerçekten sürekli elinde telefonu bulundurmayı gerektirebilir. Ama o kadar telefonunu elinden bıraktığı zaman o kadar samimi, o kadar candan, o kadar içten ilgileniyordur ki eline telefonu aldığı zaman o insanın gözüne batmaz. Çünkü o zamanı çok iyi dolu dolu paylaşarak geçiriyordur. Ve çok güzel bir söz var. Ne kadar paylaşırsanız o kadar varsınız diye. Şimdi yemek yerken telefonunuz elinizde ise eşiniz konuşuyor, söyle söyle ben seni dinliyorum diyerek elinize telefon varsa. Çocuklar baba sana bir şey söyleyeceğim, şimdi meşgulüm sonra söyle der ya da sen söyle ben dinliyorum derse olmaz. Hanımefendi aynı zamanda bir yanda yemek karıştırıyor, bir yanda bir dizisini izliyor ya da bir şey. Dolayısıyla hani ihtiyaçları, zaruri ihtiyaçları giderelim, paylaşımlarımızı yapalım. Ondan sonra eğlenmek de güzel bir şey. Güzel paylaşımların olması da güzel, insanın sosyal olması da gerekir, sosyal medyada da bulunması gerekir. Ama bunu birbirimizin hakkını, hukukunu, sınırlarını gözeterek, ihtiyaçlarını gidererek ve yoğun şartsız sevgi ve şartsız saygıyla yaparsak inanıyorum ki dengeye gireceğiz. Bunu da yine suçlamadan yapalım. Elinde telefonu işte bırakmıyorsun. Çocuklar orada derslerini yapmışlar, kontrol edilecek. Ben burada yemekteyim, sen hala telefondasın dediğiniz zaman gerçekten haklı bir gerekçeyle telefonun başında olduğu zaman bile ya da keyfi olduğu zaman bile bu söz karşımızdakini kırar, incitir ve o da kendisini haklı gösterecek bir savunma psikolojisi içerisine girer. O yüzden de sosyal medya ihtiyaç ama asıl daha önemli ihtiyaç birbirimizin ihtiyacını gidermek üzere vakit ayırmamız ihtiyaç, paylaşmamız ihtiyaç. Kesinlikle. Çocuklarınızla evde oyun oynayın, çocuklarınızla evde satranç öğrenin, bilgisayar öğrenin, aile boyu internetten kurslar alın, kendinizi geliştirin, kitaplar okuyun, kritikler yapın ve şu anda internette o kadar çok aile içerisinde yapılacak aktiviteler var ki hatta komşularla bile internet ortamında bile bir şeyler paylaşılabilir, eğlenceler paylaşılabilir. Yani hani helal dairesi keyfe kafidir diye çok güzel bir söz var ya. Sosyal medyada olsa, işimiz gücümüz internet üzerinden bile olsa eğer insan isterse, eğer insan vaktini ilk önce sorumlu olduğu ve acil ihtiyacın olduğu kişilerle, durumlarla ilgili olarak konsantre olarak bunu yerine getirirse Allah'ın izniyle ben arada denge kurulacağını düşünüyorum ve aşırılıktan korunulacağını düşünüyorum. Ama bu konuda hem birbirimize destek olmaya ihtiyaç var, hem doğru bir dille birbirimize durumumuzu, duygularımızı ilerletmeye ihtiyaç var, hem de gerçekten fazladan sosyal medyada vakit geçirdiğimizde ömür geçiyor, aramız soğuyor. Bir de bakıyorsun ki günler geçmiş, o sosyal medya sana bir şey katmamış ama aramızdan çok şeyi götürmüş olabiliyor. Evet, Demet Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Rica ederim. bir son bir soruyla yönelmek istiyorum. Programımızı Buyurun yavaş lütfen. bitirmek Buyurun üzereyim. lütfen. Malumunuz aslında bir hadis-i şerif sizin anlattıklarınızın son almaya değerlendirdiğimiz sürece bir hadis-i şerif direkt akıllarda herhalde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikrah ve tefrikten kaçınmanızı ortaya okuyor bizlere bildiriyor. Ve bu süreçte bizler de ikrah ve tefrikten kaçınarak ortaya okunduğumuz sürece ruh sağlığımızı korumamızı
hocam, ruh sağlığımızı korumak ve aşırı davranışlardan kaçınmak için bizlere son olarak neler söylemek istersiniz? Pandemi sürecinde aşırı davranışlarımızı nasıl düzenlemeliyiz? Hayatımızı nasıl düzene bindirmeliyiz? Bu açıdan ele alıp kapıya. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu da çok önemli ve güzel bir soruydu değerli hanımefendi. Şimdi hani şöyle bir gerçek var ya, baktığımız yer değişirse gördüğümüz yer de değişir. Biz sürekli korktuğumuz tarafa bakıyoruz. Sürekli bizi panikleten tarafa bakıyoruz. Biz korkutan ve panik oluşturan o kadar çok yalan yanlış haberler var ki, haberlere baktıkça korkuyoruz, korktukça haberlere bakıyoruz. O bilgilerin tamamı da doğru bilgi olmayabiliyor. Sürekli felaket senaryoları üretiliyor. Küresel krizlerden, küresel tehditlerden söz ediliyor. Dolayısıyla bu insanda gerçekten bir korkuya sebep olabiliyor. Bunları dinlemek yerine yapmamız gereken şey nedir? Tedbir almaktır. Hepsi bundan ibaret. Tedbir alıp Allah'a güvenmektir. Burada kendimizi dengede tutacak şey, birbirimize moral vermemiz, manevi değerlerimizi hatırlamamız, Kur'an okumamız. Bu konuda gerçekten usta olan ve panik havası oluşturmayan bilgileri, Sağlık Bakanlığı'nın bilgilerini, bu konudaki gerçekten sağduyulu insanların bilgilerini edinip ondan sonra gerçekten televizyonu kapatmak ve her habere gözümüzü, kulağımızı, gönlümüzü açmamak gerekiyor. Çünkü şu anda bile o kadar çok insanda hani korku eğilimli olan insanlarda panik yaptıracak söylemler var ki, yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Tedbir almanın ötesinde, Allah'a sığınmanın ötesinde yapabileceğim hiçbir şey yok. O yüzden de korkutan haberlerden uzak duralım. Birbirimize iyi davranarak, birbirimize dua ederek, birbirimize sevgimizi, muhabbetimizi artırarak ve bu süreç içerisinde gerçekten bizim zihnimizi doğru düşünmede sabit kalabilecek doğru dinamiklerle, doğru bilgilerle kendimizi donatırsak ve evin içine hapsolmayıp dışarılara da çıkabilirsek, hayata çıkalım, tabiata çıkalım, güzel şeyleri görelim, İyilikleri görelim. Her durumun bir olumsuz yönü olduğu gibi bir olumlu yönü de var. Bunu da Allah'ın bize yaşattığı, bizim buradan hikmet çıkarmamız gereken bir süreç gibi, buna da sevgiyle, sempatiyle yaklaşarak kendi psikolojimizi rahatlatmaya çalışalım. Eğer bunu başaramıyorsak mutlaka bir psikolojik destek alalım. Çünkü gerçekten panik insan organizmasını allak bullak ediyor. İç salgı bezlerimizi, endokrinal sistemi alt üst ediyor ve zararlı ajanlara karşı, patojen ajanlara karşı vücudumuzu daha korunmasız hale getiriyor. Yani paniğin yaptığını hiçbir şey yapmıyor. Stres bizim vücudumuzda bünye direncimizi düşürüyor. Organların çalışmasını değiştiriyor. İç salgı hormonlarımız bozuluyor. Dolayısıyla bütün sistemimizi olumsuz etkileyen stres kaynaklarından uzaklaşmak, tedbirimizi alarak bizi rahatlatacak bilgi ve donanımı elde etmek ve mutlaka doğru ve iyi bilgiyle donanarak kendi panik yapımızdan kurtulmaya, daha dışa dönük, daha olumlu, daha böyle bizi sakinleştirecek bilgiyle, insanla, çevreyle, ortamla birlikte olmak, güzel şeylerle meşgul olarak yeni üretimler içerisinde olmak, bu arada tedbirimizi de alarak devam etmek yeterli olur diye düşünüyorum değerli hanımefendi. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Çok güzel ve samimi bir program oldu ki gerçekten zamanın farkına varamadım açıkçası ben. Estağfurullah. Allah razı olsun. Sürenin sonuna geldik. Ne yazık ki programımızı bitirmek durumundayız. Hocam bu yoğun programımız içerisinde Gaziantep'imize de, Gaziantep'in nüfusumuza de vakit ayırdığınız için ben tekrar teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Çok değerli Gaziantep'teki bütün kardeşlerime ve bizi şu anda takip eden bütün kardeşlerime Rabbim hayır halk etsin, işlerini rast getirsin, tuttuğunu kolay getirsin, gönüllerini ferah, sakin, mutlu ve huzurlu yapsın inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rica ederim. Allah sizden de razı olsun. Kıymetli dinleyenler, katılımcılarımız, bugün Saliha Erdem Hanımefendi bizlerle birlikteydi.
sıcak ve samimi sohbetiyle çok güzel bir program olduğunu Estağfurullah. düşünüyorum. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Keyifli, bereketli bir sohbet bizim açımızdan. Bizleri dinlediğiniz için, katıldığınız için Allah razı olsun. Yine yeni bir program ve yeni bir konuğumuzla sizlerle inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle diyelim. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.